Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Videomuzun ikinci bölümündeyiz. Kümesi tanıtacaktım. Bakın arkadaşlar, kümes nasıl olur onu gösterecektim. Hani yapım şekli şey de, hani şöyle bakın, dıştan kümesimiz şöyle. Tek girişi var. Hani kümesin projesi önemli arkadaşlar. İşte kapıyı açtığınız gibi arkadaşlar, şurada görüyorsunuz. Şurada bir kuşlar var. Burası domuzluk yeri arkadaşlar. Niye böyle? Emre arkadaşımız kümesini ikiye ayırmış. Şurada gördüğünüz gibi domuzluk kuşları. Şu tarafta da uçurduğu kuşlar arkadaşlar. Şu kapıyı, şurada kapı var. Şu kapıyı böyle yaptığınız zaman şöyle itiyorsunuz, bu domuzluk girişi kapanıyor. Burada da uçurduğu kuşlar var arkadaşlar. Bakın her zaman söylüyoruz bunu arkadaşlar. Uçurduğumuz kuşlar ayrı olması lazım. Kümesi ayrı olması lazım. Neden? Çünkü domuzluk kuşlarla uçurduğumuz kuşlar aynı yuvada olmaz. Neden? Çünkü bir besleme faktörü var arkadaşlar. Nasıl ki arkadaşlar, şimdi uçurduğumuz kuşun beslenmesine dikkat etmemiz lazım. Performansını, işte kondisyonunu koruması için arkadaşlar. Bunların verdiğimiz yem daha hafif, daha az, yani kondisyonunu koruyabilmeleri için. O yüzden bunların yemlenmesi daha dikkatli olması lazım arkadaşlar. Hani domuzluk kuşlar yavru baktığı için arkadaşlar, onların yemi bol olmalı. Neden? Çünkü yavru bakıyorlar. Uçurduğumuz kuşların ise yemi daha dikkatli verilmeli. Böylece uçurduğumuz zaman performansı daha iyi olur arkadaşlar. Emre arkadaşımız da öyle yapmış. Uçurduğu kuşları ayrı bir yer yapmış arkadaşlar. Onların yemini, suyunu daha farklı veriyor. Domuzluk kuşları daha farklı besliyor arkadaşlar. Dediğim gibi uçurduğu kuşları burada ayrı bir bölmede, ayrı bölmeden yapıyor arkadaşlar. Ayrı bölmeden çıkıyor. Domuzluklarla karışmıyor. Böylece çok rahat bir şekilde besliyor yani arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar, bakın domuzluk kuşlar burada. Bakın domuzluk kümesi de ayırmış yani arkadaşlar. Bakın istediği zaman şuralardan gözleri kapatıyor. Bakın hani eş yapabiliyor arkadaşlar. Yani ayrı. Bakın çok geniş. Böyle çok, böylece çok güzel bir yavru elde ediyor arkadaşlar. Bakın bunları böyle buralara, çerçeveleri var arkadaşlar. Burayı kapatıyor. Hani takımlar orada kalıyor. Böylece güzel yavru bakıyorlar arkadaşlar. Ve diğer kuşlarla karışmıyor. Güzelmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hani domuzluk kümesi bence çok güzel arkadaşlar. Hani pisliği falan görmezden gelirseniz. Hani planlama bakımından çok güzel arkadaşlar. Bakın takım takım kuşlar olduğu yerde duruyor arkadaşlar. Dediğim gibi böyle adam ayırıyor bakın. Böylece kuşlarını ayırıyor. Bakın yemliği var ayrı bir gözde. Büyük bir göz, bayağı bir göz. Yaklaşık 80 santime 40 santim. Bakın suluğu var, yemliği var. Görüyorsunuz ayrı ayrı gözlerde. Suluğu ayrı, yemliği ayrı arkadaşlar. Böylece çok güzel bir şekilde bakıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Hepsinin suluğu var, yemliği var. Hani domuzluk kuşlarla uçurduğu kuşların yuvası ayrı arkadaşlar. Yani uçurduğunuz kuşlara ayrı bir kümes yapmanız lazım. İyi bir performans ve performansı kolay almak istiyorsanız arkadaşlar, uçurduğunuz kümesi ayrı yapmanız lazım. Çünkü beslenmeleri çok dikkatli olmalı yani. Öyle bol keseden yememeleri lazım. Domuzluklar da tam tersi, böyle bol bol verilmesi lazım. Böylece onlar da hem yavrularını güzel bakarlar, hem de alttan sürekli yavru gelir. Ve böylece soyu kaybetmemiş olursunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi domuzluk kümesi de harika. Böyle tüneklikleri falan var. Hani proje bakımından dediğim gibi ayrı ayrı, yani domuzluklarla yavrular ayrı kümesli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan bunu böyle kapatıyor.
Bunu buradan şu kümesi kapattığı zaman damızlıklar kapanmış oluyor. Buradan da uçurmak istediği kuşu rahatlıkla uçuruyor arkadaşlar. Hani yavru kaybetme, yavru beslememe sorunu yok. Eşlenme sorunu yok. Buradan böyle güzel bir şekilde uçuruyor kuşlarını. Bunların da beslenmesine dikkat ediyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi arkadaşlar, ihtiyacı olan varsa bu kuşlardan, arka tepe şavullardan edindirebiliriz arkadaşlar. İhtiyacı olan arkadaş bize yazabilir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere.